İnternetin akıl ve ruh sağlığımız üzerindeki çirkin oyunlarından iştahla söz edilen şu günlerde, konuyu belki biraz daha iç açıcı ve umut verici bir noktaya çevirmekte fayda var. Gün geçtikçe küçülüp yalnızlaştığımız, daha çok göz tarafından yargılandığımız, daha deneyimsiz ve yol gösterensiz kaldığımız iddiaları tartışmaya açık olsa da, internetin kimilerimize kimi durumlarda çokça iyi geldiği artık sır değil. Bazen komik bir tweet, gözlerimizi yıkayıp temizleyen bir fotoğraf, umutlu bir şarkı, ilham verici bir video, yalnız değilsin diyen bir itiraf ya da kim bilir nereden, hangi koşullarda uzanan bir yardım eli. Bazen de adını sanını açık etmeden hakikati haykırabilmenin verdiği hafiflik. Bütün bunları göz ardı etmeden soruyoruz. Sosyal ağlar bize nasıl iyi geliyor? Ben bütün gün internetteyim zaten. Yani genelde orada takılıyorum canım sıkılınca. Öyle yani internette eski deyimiyle surf, bugünkü takılma diyoruz. Öyle. O moddayım yani. Caps'lere çok gülüyorum mesela. Moralim bozukken caps'ler kendimi iyi hissettiriyor. Mesela müzik dinlemek, filmleri, film izlemek, dizilerin hepsini internetten takip ediyorum. Filmlerin hepsini internetten takip ediyorum. Bunlar zaten filmlerin hani böyle iyileştirici gücü var derler ya, o psikolojiye giriyorsunuz, iki saat boyunca kendi hayatınızdan çıkıp oraya adapte oluyorsunuz, onu benimsiyorsunuz. Bu açıdan harika. Çok seviyorum. Mesela bir film izlerim canım sıkkın olduğu zaman. Film sayesinde mesela hani o anki sıkıntımı unutup oradaki farklı bir hani yaşamın içinde hissederim kendimi, o filmde hissederim ve hani kendi gerçekliğimden biraz olsun kopmak iyi gelir yani. Kendimi iyi hissederim. Sure, why not? Music helps me. It soothes me. Television series as well, which I obviously download like everybody else. I don't look for comfort on the internet, but I do know that if I isolate myself for a short while and I watch some series, listen to some music, I'll feel better anyway. Caps'ler var biliyorsunuz, son günlerde çok popüler. Onları görünce hem yaratıcılar hem de eğlendiriyorlar yani, moraliniz bozuk olsa bile bence eğlendiriciler. Tabii can sıkıntısına birebir geliyor benim için video kanalları, müzik. Özellikle sürekli müzik dinliyorum. Şey var hani Facebook'ta falan, ya bir bakayım hani kim ne paylaşmış değil de paylaşımlarımı gözden geçiriyorum veya hani içimi döküyorum, rahatlatıyor beni. Sohbet edebileceğim kimse olmuyor bazen etrafımda. İşte çıkıp birkaç bir şeyler yazıyorum, rahatlıyorum veya birkaç video izliyorum, gülüyorum. İyi geliyor yani, rahatlıyorum. Farklı düşünceler bir arada olabiliyor, farklı şeyleri görebiliyoruz. Farklı insanlar ne düşünüyor onları anlayabiliyoruz. Öyle olunca benim düşünceme göre daha böyle ne bileyim, bazı şeylere çekinirsiniz mesela günlük hayatta. Acaba başkası ne yapar veya ben ne yaparım falan diye. Orada insanlar yazıyor karşılaştıklarında ne gibi tepkiler veriyor. Bakıyorsunuz, aa benim yaptığım tuhaf değilmiş diyorsunuz. Hani ben de aynısını yapıyorum. O yüzden güzel yani. Bana sorarsanız en genel olarak yalnız olmadığını gösteriyor. Mesela eskiden hani düşünün ki sizin özel bilgi alanınız var. Ya bundan kaç kişi vardır? Çıksa benim gibi 5 kişi vardır. Bir de etrafınızda da sana diyorlar ki ya kuş gözlemcisi mesela, örnek verelim. Ya senin gibi kaç tane var işte, ne abuk sabuk bir şey yapıyorsun. Şimdi öyle bir niş alanda ilginiz varsa bir bakıyorsunuz, aa benim gibi bu kadar insan var. Onlarla fotoğraf paylaşıyorsunuz ve en önemlisi bence o yalnız olmadığının,
Yani ne kadar yalnız olduğunu hissettiğin bir alan olsa bile bu, başkalarının da benzer ilgi alanlarının olduğunu görüyorsun ve o iyi hissettiren bir duygu. İnternetin insanların yalnızlık duygusundan dolayı var olduğunu düşünüyorum. Aslında yalnızlaştırmıyor, yalnızlık gideriyor. Bu kadar fazla bağımlı, hatta hani bağımlılık duygusu yaratmasının sebebi de bu. Dış dünyadaki yalnızlığını internetin varlığıyla, neden mesela her gittiğim yerde check-in yapıyorum ya da neden sürekli başka arkadaşlarımla fotoğraflarımı paylaşıyorum, nedeni şu: görüyor musunuz, ben yalnız değilim, ben bunu sizinle paylaşıyorum, gördün mü, paylaşacak birilerim var benim vesaire deyip aslında yalnızlık duygusunu gidermek için var. Eğer dibe inersek konunun, ben böyle düşünüyorum. 80'lerde yurt dışında intihara teşebbüs eden insanlara yardım eden servisler vardı. Depresif olanların konuştukları radyo programları vardı gece birden sonra falan. Ve o insanlar içlerine bir tür anonim doktora veya dinleyiciye, papaza gibi, hani günah çıkarma gibi anlatıyorlardı. O anlamda olumlu tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların o bazıları değişik sebeplerle, yani ya çevresizlikten ya mizaçları dolayısıyla falan tutuk oluyorlar. Bu ortamda o tutukluğu biraz aşma olanağı sağladığını düşünüyorum. Modern hayatta biz, hani beyaz yakalı çalışanlar, mavi yakalılar da öyle, hakikaten ciddi bir iş yükü, ciddi bir stres ve şiddet altında yaşıyoruz aslında. Hani günlük hayatımızda çok daha fazla şiddet var. Biz buna çok daha fazla maruz kalıyoruz ve yine teknoloji sayesinde aslında biz hiç fiziksel bağımız olmayan yerlerdeki şiddeti de aslında görüp, tanıyıp, duyup ona maruz kalıyoruz. Böyle olduğu için ben aslında insanın daha büyüdüğü, dünyanın küçüldüğü değil, insanın kendisini daha çok şiddete maruz hissettiği, daha küçüldüğü bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda bu tür amaçlarla kullanıldığında sosyal medyanın, ben bu anlamda insanları bir araya, en azından sanal ortamda bir araya getirme etkisinin olumlu olduğunu düşünüyorum. Ben mutsuzken giriyorum, bakıyorum, sanki tam benim zıttıma bir şekilde daha da mutsuz şeyler çıkıyor karşıma. Hani ya o an atıyorum başka bir şey düşünmek istiyorum, giriyorum, aa diyorum hani kafam dağılsın. Ama tık düşündüğüm şeyle alakalı bir şey çıkıyor, sonra sinirlenip kapatıyorum. Tabii bazen kafamı dağıtıyor ama bazen daha da kötü duruma soktuğu da oluyor. Özellikle Twitter'ı ben sildim. Çünkü bazı şeyler var, mesela haberler var, görmek istemiyorum. Rastgele bakarken denk geliyorum ve benim moralimi bozuyor. O yüzden sildim yani. Daha kötü yaptığı da oluyor. Orada çok hoş bir imkan var aslında. Yani insanlara diyoruz ki, tamam sen şöyle birisin ama bak bu yeni teknoloji sana aynı zamanda başka birisi olma şansını da tanıyor. Olmak istediğin insan olma şansını da tanıyor. People feel more confident in private. So with you doing stuff in private, posting stuff, nobody's there. Yani bir ideal benliği olabilir ya da kişinin kendisi farklıdır. İdealle çok fazla çatışması vardır. Olmak istediği kişiyi o fake hesaba yükleyip o şekilde kendini tanıtıyor olabilir. If they are using it in order to say their thoughts and ideas and have the freedom to do so without being off-guarded by their social standards or their family members or friends, it's totally normal and actually it gives them more freedom to just get the artistic thing inside of them out or the literary thing out of them out. Ben internetin getirdiği en iyi özelliklerden birinin anonimlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumsal hayatta, günlük hayatta insanlar çok kısıtlanıyorlar ama internette böyle değil. Anonim olarak insanlar düşüncelerini daha özgür ifade edebiliyorlar internette. Bu yüzden anonimliğin internette en getirdiği en iyi özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Anonim kalmak isteyen insanların anonim kalmasında ben bir sakınca görmüyorum. Yani o da çağımızın iletişim özgürlüklerinden biri olabilmeli bence. Yeter ki bu kötü amaçlarla, işte çağımızın temel etik değerleriyle çelişkili bir biçimde insanları karalamak, tehdit etmek, ırkçılık yapmak, şiddete teşvik etmek gibi şeyler için kullanılmasın.
Bir insan bir şeyi saklamak zorundaysa şayet, bunun nedenleri vardır. Sizin anonim olmanız gerekmeyen bir yerde anonim oluyorsanız şayet, bence bu sorgulanması gereken bir konu. Ama özgürlüklerinizin olmadığı için, birileri tarafından saldırıya uğrayacağınız için ve ahlaki açıdan da doğru bir şey yaparken anonimseniz şayet, o zaman bence bu doğru bir şey değil. Ben işte trikotilomani hastasıyım. Kaşlarımı yoluyorum. Bir kıl yoğunluğu bozukluğu bu ve ben bununla ilgili tezimde araştırma yaparken çok fazla hasta grupları gördüm. Gizli gruplar bunlar. Ve onlar için çok ciddi terapik etkisi olduğunu gördüm. Özellikle geç saatlerde anksiyeteleri arttığı zaman, yani intihar bile düşünen insanlar oluyor. Ve onlar orada onu paylaştığı zaman birileri onları teselli edebiliyor veya aynı sorunları yaşayan insanları görmek insanları mutlu edebiliyor. Ama bu benim gördüğüm genelde hep anonim gizli hesaplar olduğu zaman böyle. İstanbul'da daha çok bizi düşündürecek, bize bir farklı bakış açısı sağlayacak, bizi bir adım öteye götürecek olan insanları sahneye taşımak istiyoruz. Diyebilirsiniz ki bunlar biraz daha aykırı, bu insanlar biraz daha kural dışı. Evet, öyle olanları da var, olmayanları da var. Hayalimiz esasında herkese dokunabiliyor olmak. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde mesela daha kadın etkinlikleri, gençlik etkinlikleri, markalarla birlikte daha çok insana ulaşabileceğimiz etkinlikler yapmayı arzuluyoruz. Bizim bu zamana kadar gördüğümüz konuşmacılarımızın içerisinde en son mesela Talat Kırış beyin cerrahı. Kendisi beyin cerrahı olarak yaptığı ameliyatları, yaptığı inanılmaz işlerden değil, bunların esasında insanlara etkisinden, dokunduğu insanlardan bahsetti. Talat Kırış'ın hikayesinden ilham alan kızlarımız da oldu. Bir yandan Bahar Saygılı gibi Iron Girl, inanılmaz azimli, inanılmaz cesur, inanılmaz her gün 4 saat antrenman yapabilen bir kızımız ve bu genç kızlara da bir mentor olabildi. Onlara da bir yol açtı. Diğer taraftan bakıyoruz mesela Duygu Kayaman, YGA gönüllüsü, kendisi görme engelli ama bu onu hayata küstürmemiş, bu onu engelleri aşamayacağını düşündürtmemiş, hayata küsüp evde oturmamış ve onun konuşması o anda salonda bulunan, daha sonra bizim internete koyduğumuzda binler, yüz binler, umarım milyonlara ulaşabilecek hit sayısıyla diğer kızlara, gençlere, hayata bir zamanlar yani biz de geri geliyor, bir küsüyoruz, bir isyan durumu oluyor ama esasında tam tersine o dalgalara karşı yüzebilme cesaretini göstermek, rüzgar karşıdan size doğru gelirken ona karşı koşabilme cesaretini göstermek, bu hikayeler paylaşılınca esasında siz de ya ben de yapabilirim, ben de oradayım diyebiliyorsunuz.